Melodika günlüğünden herkese merhaba. Bugün Kral Şakir jenerik müziğinin anlatımlı çalımı için karşınızdayım. Hemen başlayabiliriz. Şarkımız sol notasıyla başlıyor. Bakın, sol notasıyla. Elimden pek görünmüyor olabilir ilk videoda. Şu 3 kromatik, biz bunlara kromatik ses diyoruz. Arka arkaya gelen yarım seslere kromatik diyoruz. Bu 3 kromatik ses arasında başlangıç melodimiz var. Sol, La bemol ve Fa diyez olmak üzere. Burada bir es verip sonra aynısını bir daha yapıyoruz. Fa diyezde bu girişteki o melodiyi Fa diyezde bırakıyoruz. Şimdi bir kere daha çalıyorum. Fark ettiyseniz sol, la bemol ve fa diyez notalarında döndüm. Buradan itibaren melodi fa diyez yerine fa kullanmaya başlıyor. Çok yavaş çalıyorum. Devamını yapıyorum. Sol'dan parmağımı do'ya kadar attım ve burada trill dediğimiz şeyi yapıyoruz. Aslında burada bir trill var. Bu trilli yaparken çok yavaş çalışın başta. Bakın. Tamamen sizin egzersizinizle alakalı. Buradaki trilli yapabilmeniz tamamen egzersizle alakalı bir şey. Egzersizleri yaparsanız çok yavaş. Çok yavaş çalarsanız burayı çok rahat yapabilirsiniz. Daha sonra buradan bir oktav aşağıya gelip do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol yapıyoruz. Gördük mü? Bu kadar basit. Şimdi buraya kadarki kısmı çok yavaş alalım mı? Davranmanız gerekiyor. Çekingen davranmayın. Enstrümanınızda parmaklarınızı atarken çok kısa düşünmeniz gerekiyor. Çok hızlı karar vermeniz gerekiyor. Yani buradan doğudan bu doğuyu hemen bulmanız için çok fazla egzersiz yapmanız lazım. Egzersiz yaptıkça çok hızlı çalabilecek konuma geleceksiniz. Son kısmı çalıyorum. Bu buradan sonraki kısmı bağlıyoruz. Burada bir çarpma nota yapıp sol la sol fa sol la sol fa mi sol la sol fa mi, tabi la bemol ile mi bemol, onları solfej esnasında bemol diye okumuyorum, bunu daha önce de anlatmıştım, onları normal nota gibi okuyorum ama bemol basıyorum. Ve burası çok dikkat, si normal si ve sonra bemol si. Si bemol, la bemol, sol. Ve en sonunda sol ve do notalarına aynı anda basıyorum. Bu kadar. En baştan çok yavaş alıyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Çalışırken lütfen yavaş yavaş çalışın. Hatta metronomla çalışmayı öğrenmişseniz, metronomla çalışmanız hepsinden daha önemli. Metronomu böyle yavaş yavaş artırarak istediğiniz hedefe ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. Lütfen anlatmamı istediğiniz her şarkının altına "Meli hocam bunu anlatır mısınız?" derseniz ben seve seve onunla ilgili videoda çekerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.